Sefalar getir. Allah'ın rahmeti, bereketi, güzelliği bütün insanlığın üzerine olsun inşallah. Amin. Müslüm, gayrimüslim. Herkesin güzellik onun üzerine olsun inşallah. Amin. Amin. Öncelikle geçmiş olsun dileklerimizi iletiyoruz. Allah razı olsun. Sağ ol hocam. Bir rahatsızlık geçiriyorsunuz. Evet. Bu rahatsızlığınıza rağmen bizi kırmadınız. Teşekkür ediyoruz. Öncelikle tabii şöyle başlamak istiyorum. Bugünkü işte toplumsal hafızaya baktığımızda değerlerimizle, yani bizi biz yapan değerlerimizin, işte paylaşmak gibi, kardeşlik duygusu gibi, komşuluk ilişkileri gibi değerlerimize baktığımızda bu değerler değersizleşiyor mu? Değersizleşmeye doğru mu gidiyor? Bu değerler olduğundan daha fazla mı değerleniyor efendim? Bununla alakalı bakışınız nedir? Allah razı olsun. Biz bunun adını, bugünkü sohbetimizi bir dertleşme olarak koyalım ismini. Seminerden ziyade, bir sohbetten ziyade. Şimdi bir insanın bir insana hizmet edersiniz. Kaldı ki ana olursunuz, baba olursunuz. Evlatlarınız bile sizin kıymetinizi bilemeyebilir. Bunu sineye çekersiniz, doğaldır. Bir usta olursunuz, çıraklar yetiştirirsiniz. Çıraklarınız sizin hikmetinizi bilemeyebilir, size nankörlük yapabilir. Bu da doğaldır, olabilir. Benim üzerine çok dikkatle değinmek istediğim bir konu var. Bu aslında bizim hepimizin ciddi kanayan bir yarası. Maalesef Rabbim affetsin. Gerçi ayet-i kerimesi var. Onu biz indirdik, koruyacak olan biziz diyerekten. Dine karşı bir lakayettik. Dini ucuza almak, düğünü basite saymak gibi bir haller üzerine devam ediyoruz. Ve bu konuda yorum yaptığımız sürece sorularımıza cevap bulamayız. Genelde yapı itibariyle fakirin öğreti ve eğitim sisteminde, kendim açımdan söylüyorum, kendim öğrenmiş sisteminde, yorumlardan, fikirlerden ziyade ayet ne diyor, Hazreti Allah ne diyor diye ona bakmaya çalışırım. Ve başlarken de bugün sevgili kardeşlerim, Rum suresi 32. ayetten başlamak istiyorum. Al 31 ve 32 Rum suresi. Bunu dinleyen kardeşlerimiz kaydedebilir, sonra bakabilirler. Allah'a yönelmiş kimseler olarak, yüzünüzü hak dine çevirin. Ona karşı gelmekten sakının. Namazı dosdoğru kılın. Sonra burada bitiyor. Asıl vurucu yerin başladığı yer ayette. Müşriklerin, yani müşriklerden dinlerini darmadağın edip grup grup olan kimselerden olmayın. Nasıl söylesin Hazreti Allah daha başka? Müşriklerden dinlerini darmadağınık edip grup grup olan kimselerden olmayın. Ki, yani buradaki efendim ayet, gruplamayı açabilir miyiz? Açacağız, dur acele etme. Ayet okuyayım önce bir. Ya. Önce Allah'ın kelamı, sonra bizim biz lak kısmında çok varız. Önce evet. Allah'ın kelamını kesmeden devam edelim. Evet. Ayet bilmiyor çünkü. Grup grup olan kimselerden olmayın ki onlardan her grup kendi katındaki dini anlayışıyla sevinip veya övünüp böbürlenmektedir. Şimdi aç dersen Zülfiyar'a dokunacağız. İsim isim girmek gerekirse. Dolayısıyla hep naçizane, sen de fakir az çok bilirsin. Taşlanan insanlardan olmuşumdur. Kendimce doğruyu söylüyorum. Dokuz köyden kovuluyorum. İyi, dokuz köyden kovuldum diyerekten o dokuz köyün doğru olduğu anlamına gelmez. Biz doğruyu söyleyeceğiz. Kim kovarsa kovsun, kim ne yaparsa yapsın. Bu bölüklere gelince işte FETÖ'cü diyorsun, efendim, Nurcu diyorsun, şu diyorsun, bu diyorsun, Mevlevi diyorsun, Rufai diyorsun, bu Hazreti Pirlerin, yani hepsinin bağlı olduğu Hazreti Pirlere asla bir lafım kelamım yok. Ama onların böyle adını kullanıp sağa sola bölenlerle ilgili. Ve sorduğun zaman hiçbir de birbiriyle anlaşamıyor. Herkes kendi fikrimiz doğru diyor. Hatta biz önceden yaşamışızdır bunu. Herhangi bir yerde diyelim namaz vakti gitmiş, o camiye giriyorsun. Birkaç grup varsa namaza duruyorsun, farza duruyorsun, farz misal. Bir arkadaş geçmiş, namaza durmuş. Sen de koşaraktan o farz namazın arkası yetişmeye çalışıyorsun. Bakıyorsun başka bir grup senden beraber namaz kılmıyor. Niye? Senin Allah'ın ayrı mı? Tanrı'nın ayrı mı? Peygamber'in ayrı mı?
İşte bu bölünmeler farkında olmadan camilerin içine kadar girdi. Cemaatlerin içine kadar girdi. Ve cemaatlerle biz son derece fazlaca bölünmeye başladık. Şimdi bakın, bu ayetten başka daha fazla aç dersem isim isim girdiğimiz zaman epey ortalığı karıştırırız gibime geliyor. Ama sen bunun sorusunu illaki soracaksın bana. Ben de sana sohbetin akışına göre bir şeyler anlatmaya çalışacağım. Burada bu grupları biz cemaat olarak anlamamız gerekiyor. Vallahi şimdi Allah'ın Kur'an'ından, Resulullah'ın sünnetinden, peygamberin dediklerinden başka kim ne demişse ben onları ne cemaat olarak kabul ederim, ne cemiyet olarak kabul ederim. Kendilerine göre cemaat ismini koyabilirler, kendilerine göre cemiyet ismini koyabilirler. Bugün dünyanın en çirkin insanını da sorsan aynaya baktığı zaman kendini illa güzel görür. Hı hı. Ama güzellik sentezi, güzelliğin açmasını belirleyecek olan bizim şablonumuz Hazreti Kur'an'dır. Başka bir ayet daha söyleyeyim size. Ondan sonra hızımızı alıp gitmeye çalışırız. Bu ayeti lütfen dikkatli dinlenmesini istiyorum. Not alan arkadaşlarım not alabilirler. Enam 104. Niçin ayetleri söylüyorum sürekli? Artık biz yorum dinlemekten bıktık. Yani Ayhan Efendi şunu demiş, Rahmi Efendi böyle dedi, Ahmet Efendi böyle dedi, Mehmet Efendi böyle dedi. Bu kısımların yıl 2020, bu kısımları geçmemiz gerekiyor. Elimizde reçete kitabımız var, Hazreti Kur'an'ımız var. Kur'an'da bunların hepsinin cevapları var sevgili arkadaşlarım. Şimdi bu ayetleri lütfen iyi dinleyin. Gerçek şu ki, size Rabbinizden birçok basiretler, yani kalp gözü kabiliyeti, tamam, geldi. Artık kim gözünü açar, görürse kendi lehine, kim de körlük ederse kendi aleyhinedir. Rabbimiz Allah'tır. Ben bu durumda sizin üzerinize bekçi değilim dersin diyor Hazreti Allah Hazreti Muhammed'e. Ne yapacak Hazreti Peygamber, bizi gülecek mi çobam? Yani sürekli koyun gibi bizi gülecek mi? Cenab-ı Allah aklı vermiş, aklı yaratmış. Yunus suresi 100. ayet. Aklını kullanmayanı pislik yağdırırım. Yani 2020 yılında herhangi bir arkadaşımızdan şöyle bir tez duymak istemiyorum kendi zevkime göre. Falanca efendi beni kandırdı, filanca efendi beni kandırdı. Falanca efendiye gidene kadar niye Hazreti Kur'an'a gitmedin? Yani Kur'an okudun mu? Ve tekrar söylüyorum, bir herhangi bir kardeşimize Kur'an bilgisi, Kur'an bilgisi derken alim malim olmanızı istemiyorum ha. Yani öyle imam hatip bitirin, ilahiyat bitirin falan filan değil. Ama şu Kur'an-ı Kerim'i en az lütfen birkaç kere okuyun. Veya bazı yerleri not alın. Ayette zaten ikra, ondan sonra alleme kalem. Kalemi yarattı diyor. Kur'an çalışırken yanınıza kağıt kalemi alın. Bazı şeyleri not edin. Onun üzerinden gitmeye çalışın. Eğer sizin Kur'an bilginiz olmazsa birileri çıkar sizi son derece güzelce kullanır ve gütmeye başlar. Sosyal medyada işte geçenlerde dikkat ettim. Bu tip şeylere dikkat ettikten sonra kapatmaya ve örtmeye çalışıyorum. Bir cemaatin sözü bana efendisi oturuyor. Efendinin de her zaman efendilerin yanında bir ibrikçileri, yalakaları vardır. O ibrikçi yalakalardan biri diyor ki oradaki cemaate, bakın diyor, bu efendinin diyor eteğinden tutmazsan diyor, bu efendinin diyor himmetini almazsan diyor Beytullah'a gitmen bile boştur. Ayıp ya. Ayıp ya. Ondan sonra bazen beni ikaz ediyor. Diyorlar ki işte kızım ikaz diyor, eşim ikaz diyor, dostlarım ikaz diyor. Baba diyor, önce çok güzel başlıyorsun, 15. dakikadan sonra küfüre başlıyorsun. Biz gerçek efendiyi unutup biraz böyle zannımıza göre böyle zannımızı mı acaba kendimize efendi yapıyoruz? Canım benim. Kendine göre efendi yaratmak istiyorsun. Tembelsin, çalışmak istemiyorsun. Tabiri caizse argo bir tabir vardır ama güzeldir, gerçektir. Kıçıslanmadan balık tutulmaz. Siz hep hazır balığı yemek istiyorsunuz. Yarın bir gün dara düştüğünüz zaman balık tutmasını bilmiyorsunuz. Dolayısıyla vehim ve zannınıza göre ve tembelliğinize göre kafanızda efendiler yaratmak istiyorsunuz. Ve bu efendiler de geliyor size an içinde, diyor ki işte çok ulvi olarak tanıtılıyor. Efendi geliyor, diyor ki senin içinde cin var diyor, onu çıkartmam lazım diyor. Nefes üflemem lazım diyor. Efendim benim himmetim lazım diyor. Yanında zaten efendiden ibrikçileri vardır, yalakaları vardır. Onlar diyor ki efendimin diyor himmeti olmadan sen hiçbir şey yapamazsın gibi gibi gibi. Şimdi himmeti ilk başta tanıyamazsın. Himmeti Hazreti Kur'an temelini olduktan sonra, tasavvufun tevhidin içine girdikten sonra himmetin ne olduğunu gerçekten bilirsin. Evet,
Gönlü güzel insanların, kendini fena fillah mertebesine ulaştırmış insanların himmetleri de söz konusudur, şefaatleri de söz konusudur. Ama dediğim gibi bu asrımızda çok şükür mürşid sıkıntımız yok, mürşidi kamil sıkıntımız var. Mürşidi kamil sıkıntımız olduğu için bir sürü kavgalarımız, bir sürü gürültülerimiz almış başını devam edip gidiyor. Ayet anlatabildim mi? Diyor ki siz diyor birçok basiretler kalp gözü kabiliyeti verecek Hazreti Allah size ve artık kim gözünü açar görürse lehine, kim de kör olursa aleyhinedir. De ki onlara diyor ben sizin üzerinize bekçi değilim. Anlatabiliyor muyum? Çünkü Hazreti Peygamber de son veda hutbesinde çok net olarak söyledi bunu. Topladığı bütün ümmetini son veda haccında elini kaldırarak semavat dedi ki şahit ol ya Rab, şahit ol ya Rab, şahit ol ya Rab. Yani ben size şunları söyledim mi? Söyledin ya Resulallah. Şahit ol ya Rab dedi. Anlatabiliyor muyum arkadaşlar? Şimdi biz peygamberin himmetini bile belli bir yere kadar ölçüde olması anlatan Kur'an'ı pas geçip şu efendiler bu efendiden himmetinde kalırsak sıkıntılara mazhar oluruz. O efendiler de bizi bir şekilde kandırır. Hatta doğruyu söylediğin için, en azından fakir için söylüyorum. Bazı yerlerde doğruyu söylemeye çalıştığımız için arkamızdan sapık diyen de olur, dinsiz diyen de olur, komünist diyen de olur. Fark etmez. Bir insan ahlaklı bir insansa, siyasi görüşü fikri ne olursa olsun, yeter ki ahlaklı olsun. Ama sen din, diyanet, bezgahlığı, tüccarlığı yapıp da insanları kandırıyorsan ne şekilde hesabını vereceksin bilmiyorum. Gene sosyal medyada bir geçenlerde bir şey okumuştum, hoşuma gitti. Galiba Güney Afrika'da bir üniversitenin kapısına yazmışlar. Şöyle yazmışlar. Demişler ki bir ülkeyi yok etmek için atom bombası atmanıza veya füze sallamanıza gerek yok. O üniversitedeki eğitim sistemine girin. Eğitim sisteminde kopya çekilmesine müsaade edin. O kopya çekilerek mezun olan doktorların yanlış tesislerle insanları yok ettiğini, kopya çekilerek mezun olan muhasebecilerin, müşavirlerin şirketleri batırdığını, paraları çarçur ettiğini, kopya çekerekten mühendis olan mühendislerin yaptığı inşaatların nasıl yıkıldığını görürsün diyor. Çok şey özetlemiş bence. Yani o zaman yine iş dönüp dolaşıyor, insana geliyor aslında. İnsan geliyor ve vicdana geliyor. Şimdi bizim eski sohbetlerimizde anlattığımız bir şey vardı. Doktor yanlış tedaviyle hastasını öldürebilir. Efendim söyleyeyim, mühendis yanlış hesaplarla binasını yıkabilir. Malzemeden çalar, bina yıkılabilir. Her meslekte bir yanlış olabilir ama belli bir zaman sonra yaşı geldiğinde, kemalat erdiğinde, koltuğa oturduğunda vicdanının muhasebesini yapar. Meslek dalları farklıdır ama vicdan birdir. Dolayısıyla her şey vicdana geliyor sevgili kardeşim. Allah bizi vicdansızlar safında tutmasın. Ve gerçek zenginlik ve gerçek dostluğa talip olan kullarından eylesin inşallah Teala. Buyurun, dinliyorum. Sözünüzü kestim, kusura bakmayın. Şimdi az önce dediniz ki biz yorumluyoruz. Yani sadece yorumluyoruz. Aslında Cenab-ı Hak hani Kur'an-ı Kerim'de tefekkür etmez misiniz derken, hiç düşünmez misiniz, akıl verdim düşünmez misiniz derken bile biz biraz düşünmeyi terk edip sadece böyle hep yoruma, eleştiriye biraz yüzümüzü dönmüş durumdayız şu anda. Toplumun yani yarısından fazlası bu durumda. Şimdi bunun sebebi, ana temellerinden sebebini de anlattıklarınızdan şöyle çıkarıyorum. Sanırım biz Müslümanlığı Kur'an-ı Kerim'den uzaklaşarak zannımıza göre yaşamaya çalışıyoruz şu anda. Yani bugün mesela Kur'an-ı Kerim'in işte temel ifadelerini, yapılması gerekenleri terk edip tabiri caizse biz Kur'an'ı Cenab-ı Hakk'ın kelamına, kitabına yüz çevirmiş durumdayız şu anda. Evet. Aynen böyle. Dediğimiz gibi Rami'cim, Kur'an talebesi değiliz. Kurulan talebeyiz. Kurulan talebeyiz. Bak dikkat et. Kur'an talebesi değiliz. Kurulan talebeyiz. Yani bizleri biri kuruyor, o Kur'an'lar nasıl kurmuşsa o şekilde inanmaya çalışıyoruz. Ama Yasin bel Kur'an hakim, hakim olan kitap budur. Yani Hazreti Kur'an ne diyorsa doğrudur. Hazreti Kur'an'ın dışında ne deniyorsa
çok net söylüyorum. Yalandır, sahtekarlıktır, riyakarlıktır. Bu sahtekarlığı bugün şeyh diye gördüğün adam da yapar, mürşit diye gördüğün adam da yapar. Ne bileyim, pir kisvesinde olan insanlar da yapar. Anatem Hazreti Kur'an'dır. Ve Kur'an çizgisinden çıktığımız zaman bu kavgalar hep devam edecek. Şu dünya kurulduğu anda kavga başlamış. Bu dünya dört kişiye dar gelmiş. Adem'le Havva'ya, Habil'le Kabil'e dar gelmiş. Dolayısıyla 7 milyar insana dar gelmeyecek mi? Bu kavgalar olmayacak mı? Bu kavgalar sürekli olacak. İnsan hücrelerden, kainat zerrelerden, okyanus katrelerden meydana gelmiş. Hangi hücre, hangi zerre, hangi katre birbirinin aynısıdır ki? Yani bu farklılıklar olacak. Ama farklılıkların olduğu yerde birbirimize muhalefet edeceğiz. Hazreti Peygamberimizin dediği gibi ümmetin muhalefeti şefaatindendir. Kavga etmeyeceğiz, gürültü etmeyeceğiz. Doğru olan hak kitap neyse onun çizgisinde doğruyu bulmaya çalışacağız. Kavga gürültü asla olmayacak. Ve dedik ki, mesela Niyazi Mısır'ın bir sözünü okumak isterim size. Dedim ya işte, insan hücrelerden, kainat zerrelerden, okyanus katrelerden meydana gelmiştir. Hangi hücre, hangi zerre, hangi katre birbirinin aynısıdır ki? Yani bizim değişikliğimiz, gerekse değişik düşüncelerimiz mayamızda, fıtratımızda var. Bunlar hep oldu, tarih boyunca oldu. Yani ilk insan kardeşim, kardeş kardeşle anlaşamadı. Habil'le Kabil. Ne yaptı Kabil? Habil'in hatunla göz koydu. Dolayısıyla ilk cinayet öyle başladı. Bu bizim genlerimizde var, kodlarımızda var. Peki diyor ki, peki bunları nasıl halledeceğiz? Bu sıkıntılarımızı nasıl bertaraf edeceğiz? Niye bunlar, bu kavgaşalar, bu gürültüler varken biz doğru yolu, bu hikmeti nasıl bulacağız? Niyazi Mısır'ı oradan sesleniyor. Diyor ki, bu ne kudret, bu ne sanat, bu ne hikmettir görün. Zerre-i kem kadre-i derya umman eyledi. Kim ki bu sırdan haber oldu, ariftir özü. Kurtulup hayvan adından kendini insan eyledi. Yani her olayın, her fiilatın altındaki sırrı, hikmeti sebebini araştırmaya, incelemeye başladıkça, ondaki hikmeti görmeye başladıkça inşallah çoğu kavgalarımızın sonu gelecektir diye düşünüyorum. Ama bugün kainatta en büyük hastalıklardan biri sevgili kardeşim, benlik hastalığı, kibir hastalığı. Herkes kendini olduğum zannediyor. Herkes kendini bir şeyler zannediyor. Ve bu zannetmekle, bu kibirle devam edildiği sürece en değerli varlığımızı farkında olmadan dinimizi zedeliyoruz. Fakir arada bir söylerim, belki yanlış sözdür. Bunu rahmetli anneciğim de bu sözü çok kızardı. Bu peygamber bu ümmete yakışmıyor derdim. Annem de oğlum ne biçim konuşuyorsun derdi. Bazen düşünüyorum valla, bu peygamber bu ümmete yakışmıyor diye düşünüyorum. Çünkü yani en son dini bize geldi anlattı. En son en mükemmel dini bize anlatmaya çalıştı. Buna rağmen biz peygamberimize yeteri kadar ilgi gösteriyor muyuz, değer veriyor muyuz bilmiyorum. Anlayabiliyor muyuz bilmiyorum. Ama bugün baktığın zaman ateist, dinsiz veya Allahsız, kitapsız dediğin insanlar, Japonların davranış şekillerine, şunlara bunlara bakıyorsun, dinsiz insanlara bile özenir hale geldik. Tabii biz bunların hesabını hepimiz tek tek vereceğiz. Çünkü Hazreti Peygamber'in bir hadis-i şerifi, bulunduğunuz beldede Müslüman sayısı artmıyor ise hal ve hareketlerinize dikkat ediniz. O zaman bizim hal ve hareketlerimize biraz bozukluğumuz var. Din adına, devlet adına bir yerlere hamuduyla götüren insanlar da gördükçe gençler deist olmaya başlıyor. Yani niye deist oluyor diye gençleri şey yapacağına, suçlayacağına, sen örnek olarak nasıl bir toplumsun, peygambere layık bir ümmet misin, bu örnekliğini güzel gösterdiğin zaman böyle deizm, meizm bilmem ne olmaz. Gençtir, deist olur, ateist olur, bu fikirlerin hepsi değişir, sonra hidayete döner, bunlar olmayacak diye kayıtlar yok. Ama sürekli gördükleri bir şey var ki, Allah kitap adına milyar dolarların belli bir yerlere gittiğini görünce gençler üzülüyorlar ve buna istinaden de maalesef onların da eksikliğidir ama hemen suçu dinde buluyorlar. İşte ben böyle dinde namaz kılmam, ben böyle dinde cumaya gitmem, şunu yapmam, bunu yapmam. Kardeşim, dinin sahibi ne Türktür, ne Çerkez'dir, ne Suud'dur, ne Arap'tır, ne Kürt'tür. Dinin sahibi Hazreti Allah. Dolayısıyla yani Türkiye'ye göre değil. Gördüklerimizi aslında dini temsil eden kişiler asla, olarak gördüğümüz için asla. Ya da
işte gençler dindarlığı ya da dini temsil eden insanları böyle gördükleri için. İşte ben sözünü kesiyorum. Gençlerin de bu düşünce işine geldikleri için. Anlatabiliyor muyum? İşine geldikleri için. Yani en ufak bir şeyle küsecekler, kenara çekilecekler. Sen de kenara çekilirsen işte bu hamsofu dediğin, yobaz dediğin, şu dediğin, bu dediğin insanlar bu dinle istediği gibi oynamaya başlar. Çıkmış peygamberin şeyini satıyor, yanmayan kefen satıyor, peygamberin terliğini satıyor yani. Böyle bir İslam anlayışından İslam'ı bir kere kurtarmak lazım yani. Vallahi şöyle ki işte çok net söylüyorum. Herhalde fakirde de Cenab-ı Allah bu dini temeli vermemiş olsaydı, bu Kur'an bilgilerini falan vermemiş olsaydı, o ilk sipariş formlarına bakarsanız ilk yanmayan kefeni ilk alanlardan biri ben olabilirdim yani. Yani bilmeyen insanlar alabilir. Sonra işte peygamberin yıkandığı kutsal sudan satılıyor. Bu kötü örnekleri vermeye gerek yok ama başta şunu söyledim Rami'cim, yıl 2020. Anlatabiliyor muyum kardeşim? Peygamber ne diyor? Ben sizin başınıza muhafız bekçi değilim. Yani 2020'de her bilgiye ulaşıyorsun kardeşim. İnternette hemen bir şey var. İşte Google giriyorsun. Sana ne istersen onu söylüyor. Hadi bunlar da yok diyelim. Diyeceksin ki 2020 yılında diyelim ben 1970'li yıllarda yaşadım. Google mogul yoktu. Kardeşim Kur'an vardı. Hazreti Kur'an vardı. Ha bu Kur'an'ı o zaman ne Kur'an'ı biz ne olarak okuduk? Arapçasını okuduk. Manasını bilmiyorum. Olsun, onun manasını alimler bilir. Alimsen benim sorumluluğum yok o zaman. Ben naçizane bazı cemaatlere gittiğim zaman konuşuyorum. Orada konuşan böyle ulvi sıfatla taptıkları insanlara ayetini söylediğim zaman cevap veremediği zaman bana şöyle söylüyorlar. Siz ne mezunusunuz? Niçin sordunuz diyorum. Yani ilahiyat mezunu falan mısınız? Hayır değilim. O zaman diyor siz bu işi bilemezsiniz. O zaman bu işi sadece ilahiyatçılar bilecekse, ilahiyat mezunları bilecekse benim herhangi bir sorumluluğum yok. Ama Kur'an onu da söylemiyor. Çünkü senin Kur'an ilahiyatçından da üstün, alimden de üstün, hepsinden üstün. Anladın mı güzel kardeşim? Ve devam edelim şeyi bir ne derler? Hazreti diye hitap ederim. Kızmasın bana kimse. O sözü bulamadım. Bulsam da. Ha Ömer Hayyam'ın mesela. Diyor ki Ömer Hayyam, ölünün ve dirinin işini gören sensin. Bu dağınık cihanı muhafaza eden sensin. Ben fena bir kulum. Fakat bu fena kulun efendisi sensin. Halik sen olduktan sonra kimin ne kabahat olur? Diyerekten sıyrılabilecek misin? Hayır, diyerekten sıyrılamazsın. Sırf Ömer Hayyam sentezinden gidersen orada da açmaz ve boşluğa düşebilirsin. Bak dikkat edin, Ömer Hayyam'ı çok seviyorum ama diyorum ki Ömer Hayyam'da eksik söylediği şeyler olabilir. Çünkü şeriatı bozan şeyleri de vardır Ömer Hayyam'ın. Şeriate aykırı konuşmaları da vardır. O zaman bizim ana temamız ne olacak? Boşa söylememiş Hazreti Veliullah şeriat, tarikat, marifet, hakikat veya hakikat, marifet. Bunların hepsini yerli yerine yerleştireceksin. Şeriat çizgisinden çıkmadığın sürece ve her ayette söylediği gibi namazı dosdoğru kıldığın sürece, namazın ne olduğunu anladığın sürece, gerçek Müslüman mümin olduğun sürece elhamdülillah Allah'ın izniyle öyle bir dünya hayal ediyorum ki sınırların bile olmadığı, hatta bütün mevcut silahların bile hurdacıya satıldığı, hiçbir işe yaramadığı bir dünya özlüyor muyum? Özlüyorum. Nasıl olacak bu olay? Özlüyorum derken hayal özlemiyorum. Bu işin tek reçetesi var Hazreti Kur'an. Çünkü Hazreti Kur'an'da herkes var. Museviler var, Hristiyanlar var, bütün dinler, Sabiinler var. Bütün hepsini içine almış Hazreti Kur'an. Ya ana tema veya insanlık alemindeki, şu andaki insanlık alemindeki sıkıntının virüsün ilacı Hazreti Kur'an. Ama hangi Hazreti Kur'an? Ayhan Efendi'ye göre Hazreti Kur'an değil, Rahmi Efendi'ye göre Hazreti Kur'an değil, Kur'an'a göre Hazreti Kur'an. Yani gerçek anı Kur'an okuyacağız. Yoksa kurulan birilerinin doldurduğu, birilerinin anlatmış olduğu hikayelerle, yorumlarla biz bu işin içinden çıkamayacağız. Uyanık olmak lazım. Bu uyanık olma kısmında da gene Hazreti Mevlana uzaklardan seslenir. Der ki, uykuya dalmış bilgisiz bir kimseye öğüt vermek çorak yere tohum atmaktır. Her insanın aklı idraki olacak diye bir şey yok. Yalnız akıllı insanlar, idrakli insanlar da bu akılsızlıkları kandırmasınlar lütfen. Akılsız insanları kandırmasınlar.
Herkes alim diye bir alim olacak diye bir sentez yok. Şu anda senin 40 ağaçta kaç 12'de başladık. Efendime söyleyeyim sohbet ediyoruz. Saat 1'de ezan okunur okumaz kendi halinde namazına gidecek amcacığımız var veya başörtüsünü abdestini almış namazı vaktini bekleyen teyzemiz var. Onlarda ilim milim yok. Ama onlardaki hal senin benim ilimimiz. Tabii sallar atar. Onlardaki samimiyet, onlardaki hal seni beni sallar atar. Anlatabiliyor muyum? Onun için Hazreti Velullah da konuşmuşlar hikayeyi yani hakikati anlatmaya çalışmışlar. Hakikati anlatmak için çok konuşmuşlar. Fakat sonunda hamuş mahlasını kullanmışlar. Bu aşkı piri, Mevlana hamuş, suskun mahlasını kullanmış. Ve dolayısıyla bu çorak yere toprak atılmaz dönüyor. Ondan sonra insan da böyledir. Yeşermeye meyil olana tohum atılır. İnsan da kendi dışındaki Allah'ı ararsa, bin sene ömrü olsa bulamaz. Yani toprağınız burada, tamam mı? Herhangi bir müşrik amir gelirse kulağınızdan tohum atar. O tohum gönlünüze yeşerir. Burada bir kıpırdanmalar başladığı zaman Allah'ın izniyle gönül toprağınızdan muhabbet tohumları, muhabbet çiçekleri açmaya başlar. Eğer siz buradan ne alıyorsanız onu yetiştirirsiniz buradan. Dolayısıyla Cenab-ı Allah bize güzellik nasip eylesin. Ve gene Hazreti Pir Niyazi'nin dediği gibi sağım solum gözler idim, dost yüzün görsem deyu, ben taşrada arar idim, ol can içinde can imiş. İçimizdeki hakkı bulduğumuz zaman buraya hak girmiş, haktan başka pek kimse girmez artık. Veyahut da hakta fan olmuş müşri kamil girer, başka kimse girmez. Buyurun Ahmet Bey. Kusura bakmayın, böyle arada girmek istemem. Eyvallah. Moderatörlüğün şeyi bu zaten. Eyvallah. Evet. Aslında azarlanmamak için girmiyorum yani. Estağfurullah güzel kardeşim. Eyvallah şey olsun. Ya şey şu edebi edepli olduğu sürece insanları azarlama etkisi kimsede yoktur. Evet. Mesela Hazreti Şems'in bir özelliğini sefalar söyleyeyim. Hazreti Şems'in hayatı boyunca herhangi bir ihvanla Muhib'le kavgası hiç olmamış. Yani diyelim ki siz bir efendinin ihvanısınız. Fakire naçizane bir şey söylüyorsunuz. Hazretimiz şöyle dermiş. Dermiş ki ey Rami kardeşim bak senin efendin öyle dememiştir de sen onu yanlış anlamışsındır diyerekten böyle yumuşak geçer. Seni kırmaz. Fakat o posta oturan efendin Allah'a, kitaba, Kur'an'a ve aşka aykırı bir şey söylediği zaman o Hazreti Şems senin efendini bir şeyler yapar. Tamam mı? Arif olan anlar. Eyvallah. Onun için biz yani idrakinde olamayan kardeşlerimizin yanlış sorularına tezih ederim siz affedersiniz sakın yanlış anlamayın. Öyle kızmak mızmak ne haddimize ya. Bazı insanlara da bakıyorsun celalinden yaklaşılamıyor veya ulaşamıyorsun. Ulaşılmaz insanlar var. Siz kimsiniz size ulaşamıyoruz biz ya. Hem bana diyorsun ki seccadeyi serdiğim zaman Hazreti Allah'la konuşuyorum diyorsun. Ondan sonra Rami Efendi ile görüşeceğim. Diyorlar ki Rami Efendi'nin işte asistanı var, yardımcısı var. Bu ne ya? Desin sen. Ama aynı Rahmi Efendi bana vaazlarında namazını kıl diye miraca çıkarsın. Sonra çünkü, bu miraç. Çünkü onlar Sipil Dağı'nı yaratanlar. Eyvallah. Sonra bana diyorsun ki namazını kıl. İşte namaz miraçtır. Bu nasıl miraçtır bu? Asansör gibi inip inip çıkacağız mı günde 5 kere? Peygamber miraç namazını kılmak için 13 sene halvet yaşadı bir kardeşim. Onun için bu miraç kelimelerini falan da böyle çok basit kullanmayalım. Daim namazdayız kelimelerini pek basit kullanmayalım. Dikkat edelim. Veyahut da eğer ben yanlış konuşursam Hazreti Allah beni doğruya hidayet edilsin. Çünkü öyle ilim hammalları vardır ki bu dünyaya öyle alimler gelmiştir ki irfandan nasibi olmamıştır. Hem arif hem alim olmak mükemmel bir kazançtır. Cenab-ı Allah onların yolundan gitmeyi nasip eylesin. İnşallah. Ölmek değildir ömrümüzün en fena işi. Zor olan odur ki ölmeden evvel ölür kişi. Bu zevklerde olursak Allah'ın izniyle herhalde ya reçete Hazreti Kur'an'da arkadaşlar. Yani boşu boşuna doktora dolaşıp durmayın. Şimdi ben bel muhabbet olsun diye söylüyorum.
bel fıtığı, fıtığımız patlamış. Patlak fıtıklan duruyoruz. Asıl işliği bize teşhis koyan kardeşimiz, Doktor Alper kardeşimiz. Allah razı olsun, ilgilendi bizden. İşte beyin cerrahi ilgilendi, fizyoterapisi ilgilendi. Ameliyat olmanız gerekir dedi. Biz şimdi ameliyattan korkaraktan yan detaylar aramaya başlıyoruz. Efendime söyleyeyim, gittik bir tane fizyoterapiste. Neyse ikinci seanstan sonra tabiri caizse bir halta yaramadığını anlamış olduk. Yani ne demek istiyorum? Detay detay dolaşmaktan ziyade ana temaya, yani sona, niyete gitmek lazım. Benim için de Hazreti Kur'an dışında cerrah yok, doktor yok. Onun için biz sıkıntılarımızı, öyle saçma sapan düşüncelerimizi bitireceğimiz yer Hazreti Kur'an'dır arkadaşlar. Öyle Kur'an'da lap diye aldım okudum bitti denecek bir kitap değil. Fakat kendi adıma söylüyorum, eğer aklı başında olarak 20 yaşından beri okuyorsam, 40 yıldır okuyorsam, hala bazı ayetlere açıp baktığım zaman diyorum ki ya ben 40 yıldır Kur'an okuyorum, bu ayeti nasıl görmemişim. Böyle de şifreli bir kitaptır. Allah ona samimiyetle yaklaşanı suretlerin içindeki sirete doğru yaklaştırır. Herkes bunu böyle bilsin. Dolayısıyla Allah Celle Celaluhu ilim konusunda bize çok yardımcı olur. Biz bu niyetten gidersek, var olanı sevmek irfandır. Var olanı sevmek irfandır. Yani kainatı, fesümme ve çullah, hangi veçeye bakarsan illa Allah'ı görürsün neşesinde, var olan her şeyi sevmek irfandır. Ancak var olandan bir parçayı sevmek putlaştırmaktır. Buraya dikkat edin. Var olan her şeyi sevmek irfandır. Ama var olandan bir parçayı sevmek, putlaştırmak nedir bu kardeşim? Sevmek putlaştırmaktır. Bu efendinin de olabilir, bu pirin de olabilir. Zaten bugün ana temasına baktığınız zaman bütün Hazreti Piranlar bundan uzak durmayı söylemiştir. Ben kendi adıma şöyle açıklayayım. Efendimden bahsederim. İşte bana işte her şeyi öğreten efendim dersem, efendine gittiğiniz zaman o da kendi efendisini, böyle efendileri arkaya ata 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 bir tane efendi çıkar sonra. Kimdir o kapının sahibi? Ali Keremallahu Veç. Kimdir ondan sonra? Asıl ilmin sahibi Hazreti Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem. Aradaki isimlerin hepsi detaydır. Çünkü hepsi fena fillah'tan sonra bu zevkini şey anlatmıştır. Kim hala bu alemde dikilmek istiyorsa, yani isminin var olmasını istiyorsa, Ayen Efendi, Rahmi Efendi, Ahmet Efendi, Mehmet Efendi demek istiyorsa, daha birinci basamakta, birinci benlik çizgisinde kalmışlardır. Pek bir şey anlamazlar, pek de bir şey anlatamazlar. Anlattıkları zaman, konuştukları zaman insanlar sıkılır, bunalır. Hak arifi, konuşan Allah neşesinden, zevkten konuşursa sabaha kadar dinlersin. Hiç de bir yorgunluk arz etmez. Baldan bile tatlıdır. Yani çok bal yersen bile bıkarsın derler ya. Öyle bir sohbet, öyle bir muhabbettir ki bu. Diyor ki hadis-i kutsi'de, cennette tuğba ağaçları vardır. Tuğba ağaçlarının gölgesinde gölgeleriniz. Meyvesinden yiyiniz, çokça yiyiniz. İfrazatı yoktur. İfrazat bildiğiniz ifrazat, dışkısı yoktur. Yani herhangi bir meyveyi yediğiniz zaman nasıl dışarı çıkmak ihtiyacı hissediyorsun. Ama onun meyvesinden yiyebildiğin kadar ifrazatı yoktur. Çünkü sürekli yemek isteyeceksin, çünkü doymayacaksın. Nedir bu tuğba ağacının özelliği? Kökü yukarı, dalları aşağıda olan. Yani kökü yukarı, dalları aşağı olan, kainatta herhangi bir ağaç yok. Kökü yukarıda olan insandır. Yani insanı kamildir, dalları aşağıdadır. Dolayısıyla bu ifan, müşri kamilin, gerçek müşri kamilin sohbetlerinden dinlerseniz doyamazsınız, sürekli yemek istersiniz. Onun gölgesinde gölgelenin, onun sohbetlerinden dinleyin. Çünkü onların da ifrazatı yoktur. Tamam mı güzel kardeşim? Ben çok konuştum. Rami'cim hadi soracaksan sor. Estağfurullah. Yoksa ben aldım vitesi gidiyorum. Ben sizi biraz dinlendirmek istiyorum. Değerli canım. Dostlar, efendim, Kültür Şurası'nda beraberliğimiz devam ediyor. Kısa bir vaktimiz kaldı. Yönetmenimiz de tabii belki biraz uzatabilir diye düşünüyorum. Birkaç duyurum olacak. İslam'a Dost Hizmet Ödülleri programı bugün 8 Kasım Pazar saat 8'de, yani bu gece. Normalde Haliç Kongre Merkezi'nde oluyordu her yıl ama pandemiden dolayı bu yıl sosyal medya hesaplarından olacak. Çok güzel bir çalışma. Başta değerli büyüğümüz Cemal Nur Sargut hocamızı
Bu vesileyle de tebrik ediyoruz Kerim Vakfı'nı, Nev Vakfı'nı. İslam'a Dost Ödülleri'ni de bu akşam takip edelim diye düşünüyorum. Şimdi efendim sizi bu konudan çıkarıp vaktimizin yettiği kadarıyla başka bir konuya taşımak istiyorum. Bir saniye rica edebilir miyim? Tabii buyurun. Buyurun. Şimdi bunu tüm samimi kalbimden söylüyorum. Buyurun. Cemal Sargut Sultan, Türk Kat, işte evladı efendim söyleyeyim, Kerim ve diğer bütün arkadaşlar. Ben uzatmadan şunu şöyle söylemek istiyorum. Orada emeğe geçen bütün kardeşlerime, o afişleri hazırlayan, efendim söyleyeyim, bulundukları yerin helalarını bile temizleyen bütün kardeşlerimin alim sıfatından, profesyonundan, öğretim üyesinden en aşağıya kadar, ne bileyim, salonlarda seminer olduğu zaman koltuklarda insanların protokolleri hazırlayanlardan, bütün insanlara her türlü hizmet eden kardeşlerimin, çok açık ve net söylüyorum, bu biraz da tabir caizse ukalaktan söylemiyorum, hepsinin ellerinden öpüyorum. Nasıl bir hizmettir bu? Nasıl yorulmadan bir hizmettir bu? Niyazi Mısır anlatılır, Cemal Nur Sultan çıkar. Yunus Emre anlatılır, o çıkar. Efendime söyleyeyim, Harakani Hazretleri anlatılır, o çıkar. Bu nasıl bir hizmettir? Kurban oldum ona. Allah onların hepsinden razı olsun. Tekrar söylüyorum, mübalağa söylüyorum. İşte en büyük kimse diyeyim, Cemal Nur Sultan'dan başlayıp en alttaki kardeşime, onları götürüp getiren şoförün direksiyon tutan ellerini dahi öpüyorum. Buyurun, dinliyorum şimdi sizi. Efendim, biraz infakı sizlerle konuşmak istiyorum. Ah canım benim, yani infaklar... Mesela biz bir fakirin halini, bir açın halini anlamamız için illa Ramazan-ı Şerif'te mi paylaşım yapacağız? Ya da bir açın halini anlamamız için oruç mu tutacağız? Yoksa bizler komşusu açken yatan bizden değildir diyen bir peygamberin ümmeti olarak Efendimiz bunu sadece Ramazan ayına özel mi söyledi? Yoksa her günümüzü mü kapsıyor? İsterseniz biraz infakı konuşalım. Çünkü pandemi sürecinde çok ciddi derecede mağdur olan aileler var. Bunlara biraz değinmek istiyorum. Şimdi Rahmi'cim, sözü çok uzatmak istemem. İnfakla ilgili siz zaten halinizden bir program yapmıştım. Orada ayet ayette hepsini açıklamıştım. Hatırlar mısınız bilmem. O arkadaşlar eski, yani YouTube yayınlarından onu da bakıp dinleyebilirler. Ancak şöyle başlamak isterim konuya. İnfak verebilmek, dağıtabilmek ve fakir fukara yardım etmek manasında. Madde bir kere biz fakir fukaraya hani zekatımızı veriyoruz, yardım ediyoruz ya, bu bizim lütfumuz değildir. Yani orada şablonu iyi koyalım, fakirlerin bizde olan hakkıdır, sadece haklarını iade ediyoruz onlara. Yani ben işte bak şuna yardım ettim, buna yardım ettim, bu kısmı bir geçelim, kafa yapımızı bunu bırakalım. Onun dışında ya bir peygamber düşünün, kurban oldum söylerken bile, hadi zevk mi diyelim, cezbe mi diyelim, her neyse, onu ismini söylerken pek böyle sıradan söylemeyi çok edep ediyorum, utanıyorum. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem, bir sözlerin hepsi böyle, hadislerin hepsi böyle yumuşaktır, kibar. Ey ümmetim, şunu şöyle yaparsanız sizin için faydası vardır. Şunu şöyle yapmanızda sizin için hayır vardır. Hep böyle kibar, güzel, nazik. Bir hadisi var, çok fena derken haşa yanlış anlaşılmasın, çok sert, komşusu açken tok yatan bizden değildir. Sadece bu hadisi düşünün, ayetin önüne hiçbir şey geçmez ama peygamber öyle bir söz söylemiştir ki, Rabbim beni affetsin, ayetlerin bir önüne geçen bir sözdür bu. Komşusu açken tok yatan bizden değildir. O zaman herkes İsra suresinde de olduğu gibi, Hazreti Allah'ın buyurduğu gibi, bugün sana hesap sorucu olarak öz benliğin yeter. Herkes kendine hesap sorucu olarak öz benliğine bir sorsun. Bugün ne yaptın? Ama Kur'an meallerine baktığın zaman bugün kısmına parantez içinde kıyamet diye anlatır. Oraya parantez içinde kıyamet diye parantez açıp o yorum veren hocalar da Allah'a ne şekilde hesabını verirler bilemem. Kıyametteki hesap sorucu sanki hesap sorucu olarak öz benliğiniz yeter diye bize sorduğuna göre kıyameti beklemeden her gün kendimize soru sormamız lazım. Ben bugün çok refah içindeyim, mutluluk içindeyim, şu içindeyim, bu içindeyim ama ne halde insanlar var. Birazcık yağmur yağıyor, yani kar oluyor, fırtına oluyor, bilmem ne oluyor. Evleriniz sıcacık. Hatta bağırabiliyorsunuz kapıcıya. Ya biraz daha derecesini yükseltsene. Ya arkadaşlar, bugün günlük çalışıp nafakasını günlük kazan insanlar var. İsim zikretmekten imtina ederim ama
ben Rahmi kardeşimi de buradan kutluyorum. Rahmi kardeşimiz de bu pandemi döneminin ilk başlangıcında olay aslında şuydu. Fakire şunu iletmişti. Demiştik işte babacığım böyle böyle burada Roman vatandaşlar var. Kağıt topluyorlar, şunu yapıyorlar, bunu yapıyorlar. Kaymakamlık onların köylere girmesine izin vermiyor. İşte pandemi muhabbetinde. İyi de kardeşim zaten bu adam kağıt topluyor. Yani bir hizmet yapıyor. Tabiri caizse atıl olan bir şey ekonomiye kazanıyor. Kazanacağı para da 30 lira 40 lira en fazla. Onu da alamıyorsun. Yani düşün. Bu adam her gün çıktığı zaman 30-40 lira topladığı zaman yani evine erzak götürürlerken erzağı da yanlış anlamayın arkadaşlar. Bir Roma'nın erzağı en fazla zeytindir. Efendime söyleyeyim reçeli varsa reçeldir. Bir de sıcak ekmeğidir. Onun dışında mesela bir Roma'nın bunları da söyleyelim bilinsin herkes. Bir Roma'nın bonfilesi küşlemesi yani bonfilesi tavuk buttur. Küşlemesi de tavuk kanattır. Yani bunun üstüne pek çıkamaz. Kıyma yaşam şartı müsait değil. Müsait değil. Dolayısıyla Rami kardeşim bize bunu iletti. Biz de elhamdülillah gerek İstanbul'da gerek Anadolu'da gerek yurt dışındaki kardeşlerimizle iyi bir ekip olarak çalıştık. Bunlar elimizden geldiği kadar yardım etmeye çalıştık. Bandırması, Bursa'sı, İstanbul'u veya başka yerleri. Bu konuda Rami kardeşimize de çok teşekkür ediyorum. Çok tebrik ediyorum. Çok ciddi şeyler buldu. İhtiyaç sahiplerini buldu. Biz de bir şekilde yardım etmeye çalıştık. Neticede arkadaşlar şimdi adam gibi dağıtın. Hazreti Allah da işi biliyor zaten. Bunlar diyor 5 vakit namaz kılmazlar. 5 vakit namaz kılmakla beraber biraz namazdan niyazdan da uzak olurlar. Hadi diyor ben bunu bir Ramazan ayı getireyim bari bir ay Müslüman olsunlar. Bir aydan sonra zaten birilerinin dediği gibi ben diyoruz ya biz hoş geldin mübarek 11 ayın sultanı diyoruz ya. Ramazan bittikten sonra birileri diyor ki piyizciler de haklı olarak ne diyor Ramazan bitince hoş geldin mübarek 11 ay diyerekten. Onların da bakış açısı öyle olabiliyor. Dolayısıyla sadece Ramazan Müslüman olmayalım. İnsanlar sadece Ramazan'da aç değil veya ihtiyaç sahibi değil. Arkadaşlar durum gerçekten çok ciddi. Aslında sizden çok da bir şey istenmiyor. Herhangi bir yere gittiğiniz zaman bir arkadaş grubunuzdan bir masaya oturup 4 kişi 5 kişi 500 lira 600 lira hesap verebiliyorsunuz. Ama ne hikmetse bir fukara sadaka istediğiniz zaman 1 lira 2 lira 5 lira verebiliyorsunuz. 50 lira bile veremiyorsunuz eliniz titriyor. Bunlara bir kere akıllı idrakli olun. Bunların hepsinin bir hesabı var. Allah'ın cömert kullarından olun. Çünkü Cenab-ı Allah diyor ki cömertleri bana bırakın. Cömertlik herkese has bir şey değildir. Cömertlik direkt Hazreti Allah'ın bize verdiği bir lütuftur. Bakın Hazreti Allah her türlü fiiliyatın olayın sonundaki ödüllerini genelde açıklamıştır. Diyelim ki işte cennet annelerin ayağı altındadır falan diyerekten. Ama mesela çocuğu olmayan kısır kadınların ödülünü açıklamamıştır. Sırlı, gizli. Ve bu tahmin ettiğiniz ödüllerin hepsinden üzerinde olacaktır. Cömertlere gelince de diyor ki ya Resulallah cömertleri bana bırak. Yani cömertlik olayında ciddi bir müjde var. İmkan olduğu kadar cömert olmaya çalışalım. İnfak etmeye çalışalım. Hatta infakta ayetlerle de belirtmiştir. Cenab-ı Allah diyor ki yediklerinizden yani sen 60-70 liralık ezine peynir diyorsan adama gidip 15 liralık kireç gibi beyaz peyniri verme diyor. Zeytin 40 liradan efendim 35 liradan zeytin yiyorsan gidip adama ezik büzük 5 liralık zeytin erzak olarak verme diyor. Ama Allah Celle Celaluhu bunu ayet olarak söylüyor. Sağ olsun bizim Ramazan'da toplu erzak yapan toptancılarımız da tarihi geçmiş erzakları bile koyabiliyor. Benim başıma geldi bu olay. Bir arkadaşımız işleri bozuktu. Ramazan'da erzak yapıyordu. Benden yardım istemişti. Ben tamam demiş şuraya şu kadar erzak yapalım gönderelim. Gönderdik. O gönderdiğimiz erzaklardan bize gelen cevaplar şu. Ya Ayhan abi sen yanlış anlama da biz seni ikaz için söylüyoruz. Neyi söylüyorsun abisi? Söyle bakayım. Abi bize gelen salçanın üzerinden bir yıl geçmiş. Biri açtı telefon. Abi bana gelen unun üzerinden 4 ay geçmiş. Biri açıyor bulgurdan 3 ay geçmiş. Yani zamanı geçmiş. Bunun piyasası var sevgili arkadaşlar. Bakın dikkat edin. Bu işin piyasası var. Yani bazı yerlerde Ramazan paketleri falan deniyor ya. Bu işte tarihi geçmiş paketler değiştiriliyor. Tarihi geçmiş paketler günlükmüş gibi paketlenip
piyasaya sunulabiliyor ve bu insanlar maalesef Ramazan'ı aportta bekleyen bu tip ahlaksızlar da var. Onun için ne bileyim bir erzak paketi falan yaparken bir fiil kendinizde emek sarf edin. Kendi yediklerinizden erzağınızı hazırlayın. İşte Ramazan geliyor yaklaşacağız diyelim. Efendime söyleyeyim. Bir fiil çalışmaya dikkat edelim. Verin. Cömertlik Allah'ın işidir. Onun dışında verdiklerinizden öyle övünmeyin. Kimin malını kime veriyorsun? Hazreti Allah sana vermese neyi vereceksin? Yani bu efeliğin, kabadayılığın bir anlamı yok. Dolayısıyla Allah Celle Celaluhu seni öyle bir hale sokar ki vallahi billahi lokma ekmeğe muhtaç kalırsın. Fakir, naçizane bu konuda çok yaşadığım olay vardır. Rahmi'cim çok uzun konuştum, özür diliyorum. Bir yerde bekliyorum. Orada beklerken önümden tanıdığım bir insan iki kere geçti. Bir yukarı bir aşağı geçti. Dedim sen niye turluyorsun? Yok baba bir şey yok dedi. Neyi turluyorsun dedim söyle. Yok babacığım bir şey yok dedi. Neyse turlama sebebi şu, evden hanımı demiş ki çocuğa süt kalmadı. Git nereden ne yapacaksan bak. Yani iki paket süt getir. Çocuk açından ölecek gibisinden. O da bakıyor ki hani sağda solda hammallık mammallık bir şey bulur muyum bir şey yapabilir miyim diyerekten. Çünkü adamın hırsızlık yapma kabiliyeti yok. Dikkat edin. Sadece hedef onun, sadece özlediği şey 2 kilo süt. Onu ısıtıp çocuğuna verebilmekle ilgili. Onun için siz kendi isteklerinize bakın. Bir de fakir fukaranın isteklerini düşünün. Tabiri caizse ona göre adam olun. Adam olalım. Buyurun. Efendim, çok teşekkür ediyorum. Yönetmenim bizi uyarıyor. Bir 5 dakika açtık şu anda yayınımızı. Canım benim, tamam. Bizleri kırmadığınız için çok teşekkür ediyorum. Öncelikle. Bütün izleyicilerimize canı gönülden teşekkür ederim. Son olarak neler söylersiniz? Buyurun. Vallahi şimdi bugün şey var işte EGTV'de sohbet var diyoruz. Meraklı olan arkadaşlarımız da Allah razı olsun. Emek verdiler, vakit ayırdılar. Herkese sonsuz teşekkürler ediyorum. Ve şunu söylüyorum. Kainat herkesi seviyorum. Öz fikrimi söyleyeyim. Ne Aleviyim, ne Sunniyim, Muhammediyim. Efendim ne Türk'üm, ne Çerkez'im, ne bilmem neyim. Sadece Allah'ın kuluyum. Rabbimi çok seviyorum. Rabbimi sevdiğim için insanlığı seviyorum. İnsanlığı sevdiğim için de Rabbim yani gerçek sevginin bu olduğunu idrak ettiğim için de hiçbir şeyden korkmuyorum. Cenab-ı Allah bizi korkmadan onu sevenlerin yanında eylesin. Allah bize Hüseyin'i neşemizi daim eylesin. Hüseyinilerden olalım. Çünkü Hüseyinler hesaplarını dar ağaçlarına verirler. Onlar hesaplarını sahte müdürlere, hocalara, bilinenlere vermezler. Bir şey söyledim, 10 tane şey söyledim. Hepinizi çok ama çok seviyorum. Muhabbetten tekrar görüşmek üzere diyorum. Hepinize saygılar sunuyorum. Hakkınızı helal edin kardeşlerim. Değerli yönetmen dostlar, kardeşlerime teşekkür ediyorum. Evet, değerli dostlar, Kültür Şurası'nın sonuna geldik. Yayının size ulaşmasında emeği geçen yönetmenimiz Nevzat Kutlu'ya çok teşekkür ediyorum. Ve EGTV Medya Grubu'na çok teşekkür ediyorum. İnşallah her şey gönlümüzce olsun. Birbirimizi sevmeyi başaralım. Bir şekilde başaralım. Çünkü evet, sevmek aşıklara göre ibadet. Cenab-ı Hakk'a göre de farz. Birbirimizi sevelim efendim. Aşkla, muhabbetle, sevgiyle kalın. Canım benim, hürmetle. Aşkın yaz.